İklim Ekonomisi'nden merhabalar. Kanal Ekonomi izleyicileri, bugün Türkiye'nin belki de en önemli, en kritik sorunlarından birini konuşacağız. Sadece iklim ekonomisi açısından değil, gelecekte Türkiye'nin sanayisi, ihracatı açısından da kritik bir dönüşümü esas alacağız. Dünyada döngüsel ekonomi konuşuluyor, dünyada firmaların çevreye uyumu konuşuluyor. Peki Türkiye'deki firmalar bu konuda ne kadar bilinçli ve döngüsel ekonominin ne kadar farkındalar? İşte çok uzman bir isimle konuşacağız. Firmaların nabzını elinde tutan bir isim bizim bugün konuğumuz. Süer Danışmanlık, Süer PR, iletişim marka danışmanlığı şirketinin marka stratejisi Sayın Eylen Süer bugün iklim ekonomisinin konuğu. Sayın Süer merhabalar. Merhabalar. Sayın Süer, demin de bahsettiğim gibi dünyada farklı bir yöne gidiş var. Peki Türkiye'de bu işin ne kadar farkındayız? Biraz bunun üzerinde duracağız ama önce isterseniz dünyadan biraz bize izlenim aktarın. Dünyada firmalar, özellikle markalar bu çevreye uyum, iklim ekonomisi, dönüşüm ekonomisi konusunda hangi boyutta neler tartışıyorlar? Aslında circular economy, İngilizcesi, dilimizde de döngüsel ekonomi olarak çevrilmiş yeni bir ekonomi modeli. Ve hala dünyada bile aslında anlamı tam olarak bilinmiyor. Öyle olunca da biraz içini açıp içini doldurmak gerekiyor bunun. Peki döngüsel ekonomiden önce mesela lineer ekonomi şu anda içinde bulunduğumuz ekonomi modeli. Nedir lineer ekonomi? Al, kullan, at. Şimdi düşündüğünüz zaman yani gelecek için geleceğe yönelik hiçbir faydası yok. Tüketim ekonomi odaklı. Tamamıyla tüketim odaklı. Buna karşılık döngüsel ekonomi ise birazcık daha farklı. Nasıl farklı? Döngüsel ekonomide bir döngü söz konusu. Yani alıyorsunuz, kullanıyorsunuz, daha sonra tekrar kullanımınıza sunulmak üzere üreticisine geri dönüyor ve size geri gönderiliyor. Yani bir çember söz konusu. Hı hı. Öyle olunca da ne oluyor biliyor musunuz? Bencil kapitalizm birazcık daha yumuşatılmış oluyor. Ancak böyle açıklayabiliriz herhalde. Peki hani mesela bu bir idea mı? Yoksa yol alındı mı? Ne noktadayız? Tabii ki yurt dışında inanılmaz yatırımlar yapılıyor bu döngüsel ekonomi modeline. Avrupa Birliği sonsuz imkanlar sunuyor şirketlere. Çünkü onlar farkındalar. Yani gelecek için şimdiden bir şeyler yapmamız gerekiyor. Şu anki ekonomi modeli işe yaramıyor ve ona en yakın, gelecek için en uygun ekonomi modeli alınmalı. Ben size bir örnek vereyim. Lütfen. Benim çok ilgimi çekmişti okuduğum zaman. Amsterdam'da bir firma çok büyük bir bina yaptırıyor. Bu bina öyle bir bina ki 24 saat aydınlatılması gerekli. Ne yapıyorlar biliyor musunuz? Philips'e gidiyorlar. Diyorlar ki bize öyle bir sistem kur ki yalnız diyorlar biz sana sistem için para ödemeyeceğiz. Sen sistemi kuracaksın. Ekonomi kurmak zorundasın. Çünkü biz sana servisin için para ödeyeceğiz. Biz elektrik faturalarını sen ödeyeceksin. Biz senin servisini ödeyeceğiz. İlginç. Ne yapıyor biliyor musunuz Philips? Bir sürü planlar, projeler yapıyorlar. Daha sonra gün içerisinde gün ışığından maksimum nasıl? Çünkü elektrik faturasını onlar ödeyecekler. Öyle olunca da gün ışığından en maksimum nasıl yararlanılabilir? Onunla ilgili projeler üretiyorlar. İşte kullanılmadığı zaman hafif karanlık olan aydınlanma sistemleri yapıyorlar. Ve ne oluyor biliyor musunuz? Ürünü paylaşıyorlar. Aslında döngüsel ekonomide bu. Yani bir paylaşım söz konusu. Yani doğru mu? Biraz verimlilik, biraz çevreye uygunluk gibi birçok faktörü bir arada tutan ama tamamıyla dünyaya katkı sağlayan bir kavramdan bahsediyoruz. Kesinlikle, kesinlikle. Yani ne olacaktı? Yani o bina eğer sadece elektrik lambalarını satın alsaydı örneğin ne yapacaktı? Kullanacaktı, atacaktı. Hı-hı. Ama onun yerine ne yaptı? Philips'i daha iyi bir ürün üretmek için zorladı. Çünkü bu Philips'in de işine gelecek. Philips ekstra para ödemek istemiyor. Ama aynı zamanda ürünü de satmak zorunda. Yani biz şeyden bahsetmiyoruz. Hani hiç satışı olmasın. Hayır, tamamıyla farklı. Yani satılsın. Ama satılan mal hem çevreye hem de geleceğe uygun olsun. Çünkü öbür türlü mümkün değil. Yani dünya kadar cep telefonu
kullanıyoruz ve atıyoruz. Milyarlarla rakamlandırılıyor. Örneğin araba lastikleri 1.3 milyar araba lastiği çöpe atılıyormuş. Şimdi birçok ülkede o araba lastikleri yakılıyor. Oradan çıkan karbondioksit düşünebiliyor musunuz? Yani milyarlarca ağacın bedel, yani ememeyeceği bir karbondioksit söz konusu. Ki dünyada bugün çok tartışıyor. Her ne kadar Trump işte ben çekileceğim falan dese de ama asıl ilki olarak baktığınızda kimsenin vazgeçmeyeceği bir nokta. Evet. Yani öyle olunca da insanlar bir şeyler yapmaları gerektiğini düşünüyorlar. Ve mesela Amsterdam'da gene bir firma diyor ki ben diyor bu lastiklerin geri bizim ülkemizde de yapılıyor. Yani ben ülkemizde yapılmıyor demiyorum. Ama biz ne yapıyoruz biliyor musunuz? Parklara o hani çocuklar düştüklerinde zarar görmesinler diye böyle yumuşak tabanlı şeyler vardır. Hı hı. Mesela biz onlara kullanıyoruz onları. Ama mesela bu firma ne yapıyor biliyor musunuz? Öyle bir sistem geliştiriyor ki lastiğin içindeki çeliği alıyor ayrıştırıyor. Lastiğin içindeki lifi alıyor ayrıştırıyor. Sonra bunlar fark ediyorlar ki siyah karbon diye bir şey var lastiğin içinde ve bu siyah karbon her yerde kullandığınız şey işte ekranlarda, kurşun kalemlerde, siyah olan televizyonlarda. Bunlar diyorlar ki biz bu karbonu da alalım. Yani ham madde elde ediyorlar aslında. Kesinlikle. Ve ne yapıyorlar biliyor musunuz? Atıktan gelir elde ediyorlar. Zaten döngüsel ekonominin amacı da o. Bu karbon borsası falan bizde yeterince algılanamadı galiba. Bu dünyada da ciddi hacme ulaştı. Biz yeterince belki karbon borsası ne diye bilmeyen çok insan var. Kesinlikle yani karbon borsasını bırakın. Hani sürdürülebilirlik borsası da var. Ama yani bizim henüz Türkiye'de bu terimlerin içini doldurmadık. Yani bu terimlerin içini doldurmak için çok çalışmalar yapılması lazım. O zaman biraz oradan başlayalım mı? Şimdi Türkiye'deki şu algı beni çok rahatsız ediyor. Tabii ki çok bilinçli firmalar var. Bu konuda emek harcayan, para harcayan firmalar var ama hani genel fotoğraf açısından baktığınızda bu bir çevresel faaliyetmiş. Elbette hepimiz ideal olarak çevreyi korumalıyız vesaire ama bu bir çevresel faaliyetmiş ve biraz da gönüllülük esasıymış gibi algılanıyor. Gerçek bu mu? Hayır, kesinlikle. Öyle bir model ki bu, model diyelim. Öyle bir model ki bu. Üç kaz ayağı var. Yani bilim, mühendisler, akademi ve bizler. Hı hı. Tüketiciler. Yani bu üç ayağın da bir arada. Yani aslında bu bir bakarsanız eğer bir endüstri devrimi. Ben isterdim ki 4.0'ın içinde döngüsel ekonomiye de çok büyük yer ayrılsın. Çünkü zaten diğer endüstri devrimlerini kaçırdık. Hı hı. Bu devrimi çok yerinde gerektiği gibi yapmamız gerekiyor ama ben onda da akademik tarafının çok eksik kaldığı için hala bilinmediğini düşünüyorum. Yani bizim çok büyük eksikliklerimiz var. Başımıza ne getirecek bu eksiklikler? Ya ileride ürettiğimiz ürünlerin şimdi şöyle bir şey var. Şimdi bir tüketici profiline bakmak lazım. Hı hı. Mesela ben X kuşağıyım. Bir Y kuşağı var. Y kuşağı artık iş alanına da girdi. Bu Y kuşağı topluma çevreye çok duyarlı. Onlardan sonra bir Z kuşağı var. Onlar da öyle. İnanılmaz çevre duyarlı. Belki de hiç kuşağı almayacaklar o yüzden. Evet. Bir alfa kuşağı geliyor ki bunlar bu işaret parmaklarını kalem zannediyorlar. Mesela Z kuşağı için söyleyebilirim. Z kuşağının yanlışlarından, hayal kırıklıklarının ne kadar olduğunu biliyor musunuz? 5 saniye. Game over diyor ya. O bitiyordu. Game over'dan sonra tekrar başlat diyor ya. O game over'dan başlata kadar olan bölüm onların hayal kırıklıklarıyla doğru orantılı anladım. Şunu anlamaya çalışıyorum. Yani bu yapı aslında eğer çevreye duyarlı veya iklime duyarlı ürünler üretmiyorsanız sizin hayatiyetinize neden oluyor. Doğru mu anlıyorum? Kesinlikle. Yani o yüzden şirketlerin iş modellerini artık çoktan değiştirmeleri gerekiyordu. Ama ilerideki, gelecekteki tüketici modellerini göz önüne alarak zaten değiştiriyor olmaları gerekti. Yani çünkü hani sadece atıktan bahsetmiyoruz. Diyor ki senin ürünün topluma ne sağlıyor?
Bunu artık yeni kuşak sorguluyor. Ve sorguladığı için de zaten inanılmaz bir bilgi bombardımanına tutuluyorlar ve inanılmaz bilgiyi takip ediyorlar. Öyle olunca da yalan söyleyemiyorsunuz artık. Yani dijital çağda her şey kontrol edilebiliyor. Kesinlikle. Yani onlar takibini yapıyorlar ve diyorlar ki eğer dünyaya, geleceğe ve topluma yararlı bir şeyler yapmıyorsan ben senin sattığın ürüne ilgilenmiyorum diyor. Yani ama bunu başaran çok iyi firmalar da var, bunu başaramayan firmalar da var. Yani mesela bir firma var, bu firma kendi yaptığı ürünleri ya da iş modellerini çalışanlarına da uygun. Sağlıkla ilgili ise ilk önce çalışanlarının sağlıklarıyla ilgili koşulları iyileştiriyor, sonra sattığı ürünü tüketiciye yöneliyor. Yani böyle firmaların sürülebilir olmaması imkansız. Bir mukayese yapalım. Siz geçtiğimiz aylarda aslında Türkiye için çok önemli. Yani dünyada sayılı konferanslardan birini gerçekleştirdiniz burada. Biraz ondan bahsedebilir misiniz? Çünkü orada da döngüsel ekonominin yine gündeme geldiğini görüyoruz. Mesela orada da Türk firmalarıyla yurt dışındaki firmaların mukayesesini yaparsak nasıl bir fotoğraf çıkıyor ortaya? En önemli 50 konferanslarından birisi sayılan Sürdürülebilir Markalar Konferansı İstanbul'da yapılıyor. Bu işte Madrid, Japonya, Tokyo, Sydney birçok ülkede yapılan bir konferans ve markalar irdeleniyor burada da ve yurt dışından gelen örnekleri bu konferansta görebiliyorsunuz ve gerçekten hani başarıya ulaşmış örnekler olduğu için rehber olması açısından Türk firmalarına çok önemli. Mesela o kadar az ki Türkiye'den rehber olabilecek hikayeler. Öyle olunca da diyorsunuz ki neden biz de aynı hikayeleri konuşamıyoruz? Onların yapıp da bizim yapmadığımız ne var? Bence o biraz bizim hala gelecekten ziyade bugünü düşünmemizden kaynaklanıyor. Şirketler hala bugüne konsantre olmuş durumda. Gelecekle ilgili yatırım yapan gene dış ortaklıklı şirketler. Çünkü onlar farklı bir alandan bakabiliyorlar. Bizim bir de sanırım örnekleri mi örnek almıyoruz? Yani biraz açar mısınız bu? Yani yapılmış bir sürü örnek var bununla ilgili olarak. Türkiye'de uygulanamaz mı? Uygulanabilir. Neden uygulanmıyor? Hani ben bunun tam açıklayabilmiş değilim açıkçası. Kritik bir şey daha soracağım. Şimdi tabii ki bunların da bu dönüşümün de bir maliyeti var. Firmalar bu maliyetleri gereksiz görebiliyor. Evet. Maalesef görebiliyor. Bunun bedeli ne? İşte sürülebilirlik. Yani firmaya bedeli ne? Firmaya bedeli gelecekte var olmama. Yani bu çok açık ve net. Ya bu çok tartışmasız bir konu anladığım kadarıyla. Tabii. Bence öyle. Çünkü yani gelecekte var o, yani bugünü garantiye alarak geleceği yok sayıyorsanız gelecekte var olmanız mümkün değil. Yani bunu en iyi örnekleri işte sunduğunuz ürünün tüketicinize ne uyandırdı? Verdiği mesaj nedir? Eğer tüketiciniz sizin verdiğiniz mesajı beğenmiyorsa ve ürettiğiniz şekli beğenmiyorsa zaten var olmanız mümkün değil ki. Ve ben inanıyorum ki gelen nesiller yüzünden şirketler zorlanacaklar. O yüzden Türkiye'nin de döngüsel ekonomi konusunda çok iyi şeyler yapmaya başlaması lazım. Geç bile kaldık bana sorarsanız. TÜSİAD Başkanı ilk göreve geldiğinde Sayın Erol Bilecik bir dijital dönüşümden bahsetmişti. Evet. Aslında galiba bu da onun bir parçası. Yani o dijital dönüşüm bu çevreye duyarlı, döngüsel ekonominin içine hazmetmiş firmaları da barındırıyor. Bir röportajında şunu okumuştum, değerlendirmenizi rica edeceğim başkan olmadan önce. Eğer bu yapıyla devam edersek ilk 500 firmanın yarısını kaybedeceğiz. Çok doğru söylemiş. Ne yapmamız gerekiyor? Peki sorun ortada. Ne yapmamız gerekiyor? Bilinçlendirme yönünden, dönüştürme yönünden. Türkiye'nin yol haritası ne olmalı? Servis çok önemli. Yani yaptığınız ürünün devamlılığını sağlamanız gerekiyor. Eğer bunu yapamıyorsanız, yani sadece satma amaçlıysanız, odaklıysanız bu mümkün olmayacaktır. Yani sattığınız ürünün daha sonra takibini de yapmanız gerekiyor. Ve eğer mümkünse sattığınız ürünlerin size geri dönüp tekrar işlemden geçip tekrar ürün olarak
Yani o yüzden işte mühendislik tarafı orada. Yani öyle şeyler artık dizayn etmeniz gerekiyor ki klasik çamaşır makinalarından çok, mesela İngiltere'de bir firma var ve çamaşır makinesini size lease ediyor. Siz kullanıyorsunuz, vakti geldiği zaman sizden alıyor ve yerine yenisini veriyor ve aldığı makinenin parçalarını yeni üretimde kullanıyor. Finlandiya'da bir firma var, ne yapıyor? Cep telefonlarını topluyor. Dünyadan, genellikle de Afrika bölgesinden çok telefon geliyor ve onları tekrar geri dönüşüme sokuyor ve yeni cep telefonları üretiyor. Artık bu tarafa yönelmemiz gerekiyor. Bu dizayn ayağında mühendislerimize çok iş düşüyor. O yüzden de artık ciddi bir şekilde, ama lafta değil, ciddi bir şekilde şirketlerin Ar-Ge'ye çok büyük yatırımlar yapması lazım. Aksi takdirde yokuz. Yokuz. Sayın Süren, çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok teşekkürler. Evet, iklim ekonomisinde bugün Sayın İlhan Süer'le birlikte aslında geleceğin dünyasını ve hepsinin ötesinde geleceğin ekonomisini konuştuk. Şu çok net gözüküyor ki eğer bu tsunami'ye uyum sağlamıyorsanız yarın yoksunuz. O zaman Türkiye'nin bu konuda ders çalışması gerekiyor. Şimdilik şunun altını çizerek bitirmekte fayda var. Türkiye'de bu konuda bilinçlenmiş, faaliyet gösteren elbette çok sayıda firma ve sivil toplum kuruluşu var. Ama bu yeterli mi? Belki de Çevre Bakanlığı'nın gelecekteki en önemli politikalarından birini oluşturacak. İklim ekonomisi burada sona eriyor. Hoşçakalın.